Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere Burcu Fırın için yazdığım programın yeni güncellemelerini tanıtmak istiyorum. Admin olarak programa giriş yaptım arkadaşlar. Öncelikle programın birinci versiyonunu tanıtmıştım size. Şu anda 1.3 versiyonunu tanıtacağım. Firmanın istekleri doğrultusunda bazı güncellemeler yaptım. Öncelikle günlük yoklamada yaptığım güncellemeler neler? Burada her günün yoklama alınan her günün istatistiğini buraya ekledim. Personel sayısı 38, çalışan 36 kişi çalışmış, 2 kişi ücretli izinliymiş bugün de. Ayın ikisinde yine aynı şekilde 34 kişi çalışmış, 1 kişi yıllık izinli, 1 kişi yarı zamanlı çalışmış, 2 kişi ücretli izin. Bu şekilde tüm günlerin istatistiklerini görebiliyoruz arkadaşlar. Hangi şubeyi seçersek o şubenin çalışanlarını burada listeliyor. Gördüğünüz gibi. Tabii burada her şubenin bir şube sorumlusu var. Firmanın çalışma şekli bu şekilde. Her şubenin bir çalışma bir şube sorumlusu var ve o şube kendi şubesini seçerek sadece kendi şubesini görerek o şubenin çalışanlarının normal yoklamasını yapıyor arkadaşlar. Burada hangi ayı seçersem o ayın yoklamasını buradan görebiliyoruz. Mesela örneğin ayın Mart'tı. Mesela Şubat ayına geldiğim zaman Şubat'ın birinde dikkat edin hiçbir yoklama yapılmamış. Bu şekilde Nisan'a geldiğimiz zaman Nisan'ın birinden itibaren tüm yoklamalar yapılmış. Mayıs'a geliyorum. Mayıs'ta yine ayın 25'ine kadar yoklama yapılmış. Bu şekilde görebiliyoruz. Günlük yoklamaya geliyorum. Tüm şubeler karşımda ayın 26'sı dikkat ederseniz şöyle kırmızı renkte gözüküyor. Program açıldığı zaman da günlük yoklama yapılmamış gözüküyor. Günlük yoklamaya geliyorum. Ayın 26'sını tıklıyorum. Burada izinli olan varsa, raporlu olan varsa öncelikle tüm çalışan çalıştığı olarak ekrana geliyor. Burada dikkat ederseniz bir tane yıllık izinli bir çalışanımız var. Şurada Ömer Bey yıllık izinli olarak gözüküyor. Daha önce izin almış herhalde. İzinli çalışan dediğimiz zaman Ömer Demir'in burada yıllık izinli olduğunu 5. ayın 22'si ile 6. ayın 11'i arasında bir yıllık izinde olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla günlük yoklama otomatikmen onu işaretlemiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hangi çalışanımız ne durumdaysa, örneğin çift çalışan varsa, ücretsiz izinli olan varsa vesaire, buradan bu şekilde yoklamamızı alıyoruz. Kaydete tıkladığım zaman otomatikmen ayın 26'sı yeşile döndü. Ve bugün 35 kişi çalışmış, bir kişi izinli, bir kişi yıllık izinli, iki kişi raporlu, bir kişi de çift çalışmış olarak burada detayını görebiliyoruz, istatistiğini görebiliyoruz. Ana ekrana geldiğim zaman da günlük yoklamanın yapılmış olduğunu burada gösteriyor. Aylık çalışma listesine geldiğimizde, yani arkadaşlar günlük yoklama çok basit. Ayın 26-7'si gelmediği için seçemiyorsunuz. Hangi aya gelirseniz o ayın çalışma yoklamasını görebiliriz. Mesela Nisan'a geldiğim zaman Nisan'ın 30 günden oluşuyor ve tüm yoklama yapılmış. Mart'a geldiğim zaman işte ayın 11-12'sine itibaren yoklama yapılmış. Hala yani ben bu verileri test olarak girdiğim için bu şekilde görünüyor. Ayın 30'unu tıklıyorum. Yoklama yapılamaz. Sadece yoklama yapabilir. Tarih aralığında yoklama yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz yoklama tarih aralığı 5. ayın 1 ile 5. ayın 31'i seçildiği için biz şu günün yoklamasını artık karışamıyoruz. Gözün hiçbir yoklama yapamıyoruz arkadaşlar. Burada tanımlamalardan firma tanımlamaya gelip şuradaki firmayı çift tıklayıp tarih aralığını örneğin Mart yaparsam Mart'ın 1'i ile Mayıs'ın 31'i arasında yoklama yapabilsin diye ayarladım. Şimdi işlemlerden yoklamaya geliyorum. Buradan örneğin az önceki Mart ayına geleyim. Mart'ın 1'ine geldim. Bakın ayın 30'una tıkladığım zaman bakın 3. ayın 1 ile 5. ayın 31'i arasında yoklama yapılabildiği için yine şöyle birkaç tanesini rastgele işaretleyip kaydete basıyorum ve o günün yoklamasını aldım. Ayın birini de yine çalıştığı olarak yoklamayı aldım. Ayın ikisi yine kaydete basarak çalıştı diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi yoklama bu kadar basit. Sadece gelmeyen varsa işaretliyorsunuz veya durumu neyse ona göre işaretleyip kaydete basıyorsunuz. Yoklama yapmış oluyorsunuz. Yoklaması gerçekten çok basit. Ondan sonra buradan burayı kapatarak aylık puantaja geldiğim zaman dikkat ederseniz şu anda Mayıs'ı seçtim. Az önce Mart'ı işaretlemiştim. Mart'a gelip tamam dediğim zaman Mart'ın hak edişini buradan görebiliyorsunuz. Kim kaç gün çalışmış, hangi ay, hangi yıl olduğunu burada görüyoruz. Prim hak edişini, haftalık izin hak edişlerini görebiliyoruz arkadaşlar.
Mesela buradan Mayıs ayına geldiğim zaman yine Mayıs'ta işte kim kaç gün çalışmışsa burada detaylı olarak görebiliyorsunuz. Burada yapılan bu ayrı çalışma listesinde de yine personel bazında örneğin merkezi seçiyorum. Merkezden Ömer Demir'i seçiyorum. Listele dediğim zaman işte Mayıs ayında ne kadar çalışmış görebiliyorum. Nisan'ı seçip tamam dediğimde Nisan ayındaki çalışma durumunu. Mart'ı seçtiğimde Mart ayında burada 8 gün çalışmış, bir gün izin almış, bir gün yıllık izin kullanmış görünüyor Mart'ta. Yine Nisan'a geldiğim zaman da 15 gün çalıştığını ve başka da bir şey göremiyorum dikkat ederseniz. Personelimizi detaylı olarak bu şekilde de görebiliyoruz. Çalışan listesinde yine çalışanlarımızın burada istediğimiz çalışanı mesela Aleyna Nur'u seçip işten çıkar dediğim zaman işten çıkarma nedenini açıklıyorum ve kaydete bastığım zaman bu çalışanımız işten çıkarılmıştır. İşten ayrılan listesine gelip tekrar bu çalışanımızı işe iade edebilirim. Bu durumda bu çalışanımız günlük yoklama ekranına düşmemektedir bu tarih itibariyle. Bakın ayın mesela 27'si gelirse Aleyna Nur burada listelenmeyecektir. Çünkü bugün itibariyle işten ayrıldı. İsterseniz bilgisayar tarihini bir gün ileri alayım. Böyle bir ayar yapayım. Şöyle yönetici olarak çalıştır diyorum. Buradan date diyorum. 27.05.2023 diyorum. Şimdi burayı yenileyeyim. Hemen tekrar günlük yoklamaya geliyorum. Bakın Aleyna Nur'u ayın 27'sinde görmüyorsunuz. Ayın 27'sinin yoklaması yapılmamış gözüküyor. Aleyna Nur işten ayrıldığı için. Şimdi onu işe iade edeyim arkadaşlar. Çalışma listesinden, işten ayrılan listesinden bunu iade et dediğim zaman işe iade aldım tekrar. Şimdi günlük yoklamaya geldiğim zaman Aleyna Nur'u pardon işlemlerden günlük yoklama diyorum. Aleyna Nur'un burada tekrar göründüğünü gördünüz arkadaşlar. Bilgisayar tarihini eski haline getirmeme gerek yok. Böyle kalsın. Aynı zamanda daha önce anlatmıştım buraları. Maaş bilgileri, çalışanlarımızın işte yevmiyeli mi, asgari ücretli mi olduğunu, yevmiyeli ise yevmiyesini yazıyoruz. Ekstradan bir prim veriyorsa burada primini yazıyoruz. Öyle aylık maaşı normal işte 8.500 lira ayrıca 3.000 lira da prim veriyoruz mesela. Burada kaydete basıyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi ben Aleyna Nur'u bir şube sorumlusu olarak tanımlayayım. Örneğin merkez şubenin sorumlusu olsun. 3.000 TL prim kaydet diyorum. Günceleme yapıldı. Evet, Aleyna Nur arkadaşlar şube sorumlusu yaptım. Kullanıcı adı aleyna.nur şifresi 1234. Hangi şube? Merkez şube sorumlusu. Şimdi ben bu programı kapatıp Aleyna Nur'un oturumuyla programı açacağım. Hemen burada programı açıyorum. Aleyna.nur şifre 1234. Şimdi gördüğünüz gibi Aleyna Nur sadece günlük yoklamayı görebiliyor. Sadece günlük yoklama ve sadece kendi şubesini görebiliyor gördüğünüz gibi. Merkezin dışında hiçbir şube görmüyor. Aynı zamanda çalışan listesini tek görebiliyor. Diğer menüleri görmüyor. Peki bunu nasıl ayarladık? Hemen bir admin şifresiyle bir açayım programı tekrar. Ben buradan yetkilendirmeye geliyorum. Çalışan yetkilendirmeye geliyorum. Buradan Aleyna Nur bilgisayar kullanıcısıdır. İşlemlerden sadece günlük yoklamayı görebilir. Çalışan listesini görebilir. Tanımlamada bir şey yapamaz. İş başvurunu göremez. Mesela iş başvuru listesi ve yeni iş başvuru kabulü de kendisi görsün diyorum. Kaydete basıyorum. Hemen programı sonlandırıp Aleyna Nur'un oturumuyla bilgisayarı açıyorum. Aleyna.nur şifre 1234. Gördüğünüz gibi şu anda iş başvuru formunu da iş başvuru listesini görebiliyor. Aynı zamanda yeni iş başvuru alabiliyor. Buna bu yetkiyi tanımladım. Sadece günlük yoklamayı görebiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde tüm çalışanlarımıza yetki verebiliyoruz. Şu anda sadece merkez şube sorumlusu olarak görünüyor. Dolayısıyla sadece merkezdeki çalışanları görüyor. Eğer kendisine başka bir şube tanımlarsam, örneğin şimdi ben buradan geliyorum buradan çalışan yetkilendirmeye. Pardon, ben hemen geliyorum buradan çalışan listesine. Aleyna Nur'u çift tıklıyorum. Hangi şubeden sorumlu? Pardon, yanlış yere girdim.
Şurada maaş bilgileri kısmından şuradan ona sorumluluk veriyorum. Mesela diyorum ki baklava imalat şubesinin sorumlusu olsun. Kaydete basıyorum. Buradan çıkıp tekrar Aleyna Nur'un oturumuyla bilgisayarı açtığımda baklava imalat şubesinin sorumluluğunu verdik. Şimdi günlük yoklamaya geldiğimiz zaman bu sefer merkez şube değil, sadece baklava imalat şubesinin sorumlusu. Dolayısıyla buradaki iki tane çalışanı görebiliyor. Bunların yoklamasını alabiliyor. Ayın 27'sine geldi. Birisi izinli, birisi çalışan dedik. Kaydete bastık, yoklamayı aldık. Ayın 28'inde yoklama alamıyor. Bu şekilde çalışanlarımıza yetki verebiliyoruz. Kaç tane şubemiz varsa o kadar şubenin sorumlusunu tanımlayıp hangi menüleri görebileceğini işaretleyip kullanıcı programı kullanabiliyoruz. Aynı zamanda izin talep formunu oluşturdum. Bunu firma istedi. İzin talep işlemlerine geliyorum. Burada yeni izin talebi diyorum. Burada hangi şubeyi seçersem, örneğin merkez şubeyi seçiyorum. Merkez şubenin çalışanları geldi. Örneğin Burak Demir'i seçiyorum. Burak Demir yıllık izin mi, evlilik izni mi, ücretsiz izin mi, süt izni mi, babalık saatlik izin, babalık izni, ölüm izni gibi izinler alabilir. Yıllık izin dediğim zaman bu çalışan yıllık izin henüz hak etmemiştir. Dolayısıyla ona örneğin babalık izni verelim. Burada babalık izni seçiyorum. 3 günlük bir babalık izni seçtim. İzin nedeni işte babalık izni bulunacağı yer Aydın. Aydın merkez. Hemen kaydete basıyorum ve babalık kaydettim. Form yazdırılsın mı? Evet diyorum. Buraya da babalık izni diyorum. Formumuzu yazıcıdan çıkaracağız şimdi. Hemen çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi babalık izin talep formu, firmanın adı, 5. ayın o 27'si ile 5. ayın 29'u arasında, 5. ayın 7'si, 27'si ile 5. ayın 29'u arasında babalık izni almak istiyorum. Talebimi dikkate alınarak izin verilmesini arz ederim. Buraya da kendi kalemiyle, normal kalemle bir şeyler yazacak. Burada bu şekilde 3 günlük bir izin verilmiş oldu arkadaşlar. Burada eksiye düşmüş mesela. Yıllık izin ücreti. Burada ben tarihleri ileri geri alarak test yaptığım için bazen böyle tutarsız şeyler görünebilir. Normalde program stabil çalışıyor arkadaşlar. Hemen günlük yoklamaya geldiğim zaman Burak Demir kimdi az önce yıllık izin verdiğimiz? Evet, Burak Demir. Gördüğünüz gibi Burak Demir Bİ babalık izninde olduğu burada görünebiliyor arkadaşlar. Babalık izni. Aynı zamanda bir önceki şeyde tanıtmıştım. Başvuru listesini anlatmıştım. Çalışanların başvuru listesini alıyoruz. Bunların işte kiminle görüşüldü, kiminle görüşülmedi. Bu şekilde detaylı olarak çalışanlarımızın kayıtlarını, başvuranları tutuyoruz. Aynı zamanda ne ekledim başka? Yıllık izin ödemeleri var. Burada çalışanlarımız örneğin 14 günlük bir yıllık izni var bu çalışanımızın Fadıl Demir'in. Biz 14 10 bu 14 günün karşılığında kendisine ücret ödemek istiyoruz. Burada yıllık izin ödemesi diyeceğiz. Burada izin gün sayısı 14 diyorum. Pardon 14. Kendisine 5.950 TL ödeme yapmamız gerekiyor. İşlemi yapan örneğin Ömer Demir olsun. Açıklama yıllık izin karşılığı ödeme. Ve kaydete tıklıyorum. Ömer Demir gördüğünüz gibi izin yıllık izin 14, kalkulandığı izin 14, bakiyesi 0 olarak burada göründü. Diğer çalışanlarımız için de aynı şeyi yapabiliyoruz. İzin ödeme hareketlerine geldiğimiz zaman pardon. Az önce şuydu. Evet gördüğünüz gibi Fadıl Demir'in 14 gün ödeme yapıldığını, 5.950 TL kendisine yıllık izin karşılığında ödeme yapıldığını buradan hareketlerde görebiliyoruz arkadaşlar. Yani kısacası bu programla birden fazla şubeniz varsa o şubelere şube sorunları atayarak tüm çalışanlarınızın günlük yoklamasını, ondan sonra hangi ayda kaç gün çalıştıklarını, kaç gün izin kullandıklarını, aylık puantajlarını çok detaylı olarak takip edebiliyorsunuz. Programın yaptığı kısaca bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Bir sonraki tanıtımda görüşmek dileğiyle. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa satın almak için bstkanalı@gmail.com'a mail yazabilirsiniz. Veya benzer bir programa ihtiyacınız varsa sadece hayal ettiğiniz program neyse detaylı olarak anlatırsanız, derdinizi anlatırsanız programı istediğiniz şekilde yazıp bilgisayarlarınıza kurarım. Bu program çok kullanıcı olarak çalışıyor. Hiçbir sınırlaması yok arkadaşlar. Kullanıcı sınırlaması yok. Onlarca, binlerce kullanıcı aynı anda bu programı kullanabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tanıtımda görüşmek dileğiyle.